Mediamarkt'ta stokları eritiyoruz. Akıllı telefondan Airfryer'a, Blender'dan ütüye, yüzlerce elektronik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Mediamarkt'ta tam zamanı. Bu oyun çok oynandı ama hiç burada oynanmadı. Güçlü istatistikleri, zengin yazar kadrosu ve çarpıcı bonusuyla at yarışı burada oynanır. Sports Dijital'den herkese merhabalar. Burger King'in sunduğu kadro mühendisliği programıyla sizlerle birlikteyiz. Alpaslan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. Programımıza geçmeden önce sponsorumuz Burger King'in anonsunu yapmak istiyorum. Programımızın sponsoru Burger King önemli doyurur diyoruz. Burger King'in Economy Kings menülerinde bir tavuk burger menü 69.99, iki tavuk burger menü 109.99 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Fiyatlar gerçekten inanılmaz. Arkadaşlarımıza sağ olsunlar gidip restorandan bizim için menüler alıp getirmiş. Siz de bu fiyatı kaçırmayın diyoruz. Burger King'e uğramanızı önemli tavsiye ediyoruz. Ve ben programa geçiş yapıyorum abi. Abi Galatasaray'ın kadro mühendisiyle alakalı sana ilk sorum şu. Biliyorsun Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turunda Sparta elenerek Avrupa'ya veda etti. Yola devam edilememesinin sebeplerini sen neye bağlıyorsun? Yola devam edilmemek sebepleri aslında devre arası transfer döneminde gizli gibi geliyor bana. Devre arası transfer döneminde aslında yapılmış olan planlama birazcık Avrupa ile alakalı hedefleri yeniden dizayn etmeyi gerektirmiş olabilir. Teknik heyetin yönetimden ne gibi istekleri olduğunu bilmiyorum ama adı geçen isimlere bakarsak sağ bekle alakalı yapılmış olan listedeki profillerin her birisi farklı farklı isimlerdi. Ben Oriya'nın Okan Hoca'ya rağmen alındığını düşünmüyorum. Ya mutlaka bu noktada bir onayı vardır. Derik Kön konusunda evet gecikilmiş bir durum söz konusu ve çıkmak durumunda kaldın Avrupa'ya ve tek başına Presiado, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ikilisini domine etti mesela maç boyunca ki ben Presiado'nun olağanüstü bir kanat bek olduğunu falan düşünmüyorum. Yani Galatasaray orada daha en azından sol bek oynayabilen bir oyuncuyla oynasaydı. Kerem Aktürkoğlu doğru zamanda mesela Zaha'yla yer değiştirebilseydi ki Zaha çok eleştiri alıyor ama Zaha'nın denkleme dahil olduğu senaryoya bakarsak Galatasaray'ın top taşıyamadığı, her topu ileriye şişirdiği, alamazsa ikinci topları kovaladığı bir senaryoda Zaha oyuna girdi. Ve top taşıma işi tamamıyla ona kaldı mesela. Galatasaray'ın kadro mühendisliğiyle alakalı bölge bölge baktığımız zaman Nelson'la Davinson'la oynamak arasında farklılık var. Buna seçenek diyelim mesela. Oyun çeşitliliği diyelim. Sağ tarafa bakıyoruz. Birinci adayın Afrika Kupası'ndan dönememiş. Hala yok. Onun yerine alternatifin Torreira'nın partneri oynuyor. Onun yedeği az sağ açık oyuncu. Şimdi Bunları bu şekilde saydığımız zaman kadro mühendisliği ile alakalı bir problem olduğu ortada. Peki biraz daha geriye dönelim. Şimdi ben yönetim ya da hoca suçlu ya da işte bunun müsebbibi şudur falan perspektifinden bakmıyorum mesela. Yaz dönemine dönelim. İsmi geçen isimlere bakalım. Değerlendirme yaptığımız zaman en fazla hangi bölgeye isim geçti mesela? Sen de yakinen takip ediyorsun medyayı. Şöyle söyleyebilirim abi. Orta saha ve on numara mevkisinde fazlaca isim dolaştı. Parades'ten başlayarak örnek. Galatasaray geçen sene sol beksizlikten dolayı eleştiriliyordu ve orta saha rotasyonunun kısıtlı olmasından dolayı eleştiriliyordu. Mesela Sergio Oliveira geçen senenin bankosuydu. Sergio Oliveira yerine bir isim düşünmek yerine Torreira'nın yanına bir isim düşünüldü. Bir de ön tarafa sürekli bir isim düşünüldü. İşte Mertens, 37'lik Mertens. Eleştiri yaparken herkes diyor ya 37'lik Mertens. Bir de gol tehditlerine, gol beklentilerine, şut beklentilerine, kilit paslara, anahtar paslara baktığımız zaman 37'lik Mertens kalıbıyla eleştirilen Mertens'in her parametrede ilk 3 sırada olduğunu görüyoruz. Bu da enteresan bir ironi. Kamadan'ın adı geçti, Paredes'in adı geçti. İki uç nokta olarak bahsediyorum. Galatasaray'ın gerçekten problemi Torreira'nın yanında oynaması muhtemel oyuncu muydu? Mertens'in yerine oynaması muhtemel oyuncu muydu? Şimdi sol tarafa Angelinho'yu aldım. Orayı tamam kapattın diyelim. Angelinho'nun doğru profil olmadığını da ben sosyal medyada yazıyordum sürekli. Çünkü Okan Hoca'nın oyununda birinci bölgeden pas kurgusuyla fark yaratmış olan bek oyuncularının büyük fark yaratamayacağı aşikardı. Angelinho'nun en iyi özelliği ne diye bahsettiğimizde ben sıralama yaparsam pas özelliğinden bahsederim. Bir. ikincisi koridoru belirli ölçüde toplu ve topa yakın olan biçimde işlemesinden bahsediyor. Galatasaray'ın bek oyuncusundan beklentileri bunlar mıydı mesela? Zannetmiyorum. Anhelinho farklı bir profildi. Beklentilere paralel alınmış bir isim değildi. 10 numaranın peşinde koşuldu aylarca. Paredes'in peşinde koşuldu aylarca. Şimdi Paredes'i aldığın denklemde ne yapmak istiyordu Galatasaray? Torreira'yı öne atalım. Paredes savunmanın önünde ileriye işte top atacak oyuncu olsun falan. Torreira'nın en iyi performansını verdiği maçları değerlendirirsek 8 performans üzerinden mi bakmalıyız mesela? Torreira Galatasaray'ın 8 numarası mıdır? 8 numarayla alakalı söylenebilecek çok şey var. Hani orta saha benim uzmanlık alanım diyebilirim. 8 numarada birinci aradığın özellik çok iyi ön alan baskısı yapıyor olmak mıdır? Bu oyunun tek fazı. Oyun 3 fazdan oluşur. Toplu oyun, topsuz oyun, karşılama. Yani sahipsiz esnada nasıl yerleştiğindir. Torreira'nın toplu oyunda sana sunacağı katkı 8 numaradan bahsediyorum. Neydi? Soru işareti. Topsuz oyunda mükemmel bir oyuncu. Burada %100 katkı alırsın. 10 üzerinden 10. Oyunun 3. fazında, karşılama tarafında Torreira'nın sana sağlayacağı katkı, 6'da sağlayacağı katkıdan fazla mıydı? Bunlar soru işaretleri. Dolayısıyla kadro mühendisliğini yaparken, değerlendirirken bu parametreler üzerinden değerlendirelim. Farz edelim ki ön tarafa oyun kurucu, kreatif, ikinci forvet olabilen, tırnak içinde bir isim verelim. Taliska alındı. Galatasaray'ın sorunu Santrfor'un arkasındaki oyuncunun az gol atması mıydı? Galatasaray'ın geçiş yeme problemleri daha az gol atan bir on numaraya sahip olması mıydı? Ya da daha iyi frikik atan bir adamı olmadığı için mi Galatasaray geçiş problemi yaşıyordu? Bu konuda sosyal medyadaki Galatasaray taraftarıyla ben farklı düşünüyoruz. Ben orta sahada gerektiğinde top taşıyabilecek, gerektiğinde topsuz koşu yapmasını sağlayabilecek beklerin, gerektiğinde kanatların iç koridora yerleşip ikinci forvetleşebilecekleri varyasyonları kurgulayabilecek bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu profillerin en üst noktası Goretzka'ydı mesela. Hani Goretzka'yı niye örnek veriyor? Tam net olarak anlaşılsın diye. Sahanın şu dikdörtgen bölgesinde top sendeyken ve rakipteyken benzer etkileri gösteren oyuncuya ihtiyacı var. Parades için aynısını söyleyebilir miyiz? Parades geriye doğru yaptığı koşularda kayarak yaptığı müdahalelerde oldukça başarılı. Fiziksel olarak kendisine yakın olan oyuncularla temas içerisindeyken yaptığı hamleler başarılı. Her zaman böyle mi olacak rakipler? Hayır tabii ki. Şimdi burada senin rakibi uzaktayken karşılama ihtimalin de var. Geriye dönüş yaparak hamle yapma mecburiyetin de var. Yakın pozisyonda rakibi karşılama olasılığında var. 10 tane farklı varyasyonlar var. Bunların hepsini en iyi yapan oyuncu o muydu? Bu da tartışılır bence. Şimdi gelelim meselenin nasıl noktasına. Kadro mühendisliği dedik ya. Bekini aldın ama oyununa uymuyor. Oyunla uydurmak mümkün müydü? Mesela dünyanın en rezalet bek oyuncusu muydu Angelinho? Değildi. Burada ufak tefek rötuşlar yapabilirdin. Angelinho'yu şu bölgede top taşımakta kullanmak yerine bu bölgeyi koşusunu atana kadar başka bir istasyonla desteklemek bir seçenek olabilirdi. Galatasaray bunu yapmadı. Angelinho şuralardan orta yaptı içeriye. Galatasaray'ın en temel sıkıntısı ne? yüzü sana dönükken statik bekleyen savunmalara karşı çözüm üretememesi. Yoksa Galatasaray savunmasını ön tarafa çıkaran bütün takımları deldi geçti. İç koridordan, dışarıdan, kenar ortasından, kontra ataklardan, uzak şutlardan ikinci topları alarak ya da ikinci e, pres sekansını doğru uygulayarak yeniden kaptığı toplarla rakibini ters ayakta yakalayıp vesaire falan filan. Peki aldığın iyi orta yapan bek oyuncusunun Hangi şartlarda iyi orta yaptığını inceledim Galatasaray. Zannetmiyorum. Bence bu konulara dikkat etmezler. Zaten gidilen profillerin farklılığı da ya yani buna bir örnek bence. Asinyon adı geçti mesela devre arasında. Asinyon bambaşka bir isim. Oraya bambaşka bir isim. Senaya daha da başka bir isim. 3 tane farklı profil, üçünün de çok iyi yaptığı ve yapamadığı şeyler var. Ama bunların içerisinde yaptıkları ve yapamadıkları birbirine en yakın olan isim Senaya. Sen Afrika Kupası'nda aktif olarak forma giyiyor diye gittin oraya aldın mesela. Oriye'nin ben proje dahilinde alınmış bir isim olduğunu düşünmüyorum. Okan Hoca'nın listesi olduğu söylenen 4 kişilik listenin içerisinde Oriye'nin ikinci sırada yer almasının da o 4 kişilik bek listesi iddia edilen Okan Hoca'nın bek listesi içerisinde 4 tane birbirinden farklı profil varken ikinci sırada Orion'un bulunması da enteresan mesela. Galatasaray'sın. Avrupa liginde yoluna devam ediyorsun. Sağlık kontrolüne sokamadığın bir bek oyuncun var. Zaten Aurier ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamışsın. 4,5 ayın bir ayı zaten çöpe gitmiş durumda şu anda. Şimdi Galatasaray taraftarının önüne Mönia gibi bir seçenek gelmiş olsaydı. Muhtemelen ortalık yıkılırdı değil mi? Aurier ile alakalı ne söylendi? İşte adam Afrika Kupası'nda aktif olarak oynuyor. Hani hazır oyuncu vesaire. Hazır değilmiş. Yani 4 aylık kiraladığın oyuncunun minimum bir ay sakatlıkla geçecekse. Bir de Saşaboy gibi bir ismin arkasında bu da çok büyük dezavantaj. Mesela Fatih Terim arkasından gelen Torrent gibi. Anlatabiliyor muyum? Oraya Prime dönemini yaşasa da aynı şekilde. Saşa Boy bambaşka bir şeydi. Saşa Boy'un arkasından alacağım profil ona benzemeyebilir ama en azından savunmayı üçlemeye yardımcı olabilir. iç koridor koşularına yanıt verebilir. Çabuk bir oyuncu olabilir. Çok güçlü olmasa da süratiyle kapatır vesaire. Oriye'nin en iyi dönemlerine baktığımız zaman en iyi döneminde vereceği performans dahi Saşa boyun yarısında kalırdı muhtemelen. Oriye ile alakalı 2017-2019 yılları arasındaki İngiliz makalelerine bakmalarını öneririm Galatasaray taraftan. Şimdi burada da hamle problemi var. Öbür tarafta hamle problem var. Angelinho vardı mesela. Galatasaray'ın sol beki yok deniliyor. Vardı şu anda Roma'da oynuyor. Sol kanat bek olarak. İşte sağ beki adam alınmadı. Alındı. Yok. Sakat. Sabek'te oynayan oyuncu Torreira'nın partneri. Kerem Demirbay, benim kendisinden beklediğim ama kimsenin beklemediği performansı göstermiş olmasaydı Galatasaray'da, şu anda muhtemelen Galatasaray'ın önümüzdeki semesi planlanıyor olurdu. Yani aslında ben de sana ek olarak şunu söyleyebilirim abi. Yani sezon öncesi transferlerine baktığımız zaman alınan isimler tartışmasız hepimizin hani kaliteli oyunculardı diyebileceğimiz oyunculardı. Ya da maç eksiği olan ya da sakatlığı bulunan oyunculardı. Ama sezon başından bu yana süre gelen noktada Galatasaray'ın bence Zaha ve Endo Dombele kumarı tutmadı. TTV Bakan Bakan Budan ise beklediği verimi alamadı. Bakan bu zaten biliyorsun devre arasında Betis'e gitti. Sezon ortasında çok iyi bir teklif geldi Saşa Boya Bayern Münih'ten. 30 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeli elde etti Galatasaray. Ancak yerini or yerle doldurmayı tercih etti. Elinde Angelinho olmasına rağmen Angelinho'yu da Roma'ya devre arasında yolladı. Avrupa'da ise Berkan ve Kaan ile devam etmeyi planladı Galatasaray. Ben şunu söylemek istiyorum sözünüzü. Perşembenin gelişi maalesef çarşambadan belli oluyor. Eksiklerin bu kadar belli olduğu süre İyi iyi de bir satış yapmışken Galatasaray bence plansızlığın kurbanı oldu diyebilirim. Bununla birlikte abi ben şunu sormak istiyorum sana. Sosyal medya dedin. Sosyal medyada Sparta Prag maçının hemen ardından bazı oyuncular eleştirilere maruz kaldı. Benim daha evvel bahsettiğim isimler bu isimlerin içerisinde mevcut. Sezon daha henüz bitmedi. Oyunculara da bu durumun mental olarak negatif etki etmemesi adına Okan Buruk sence neler yapmalı? Çok klişe bir tabir olacak ama Galatasaray tarihi boyunca vakayı hayriyeler ile başarı hikayelerini yazmaya başlamıştır. Yani bu ironik ama gerçek. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı süreç zaten 4 yıllık bir sürecin akabinde, işte 4 yıllık bir kadro mühendisliğinin, istikrarlı yürütülen bir sürecin sonunda elde edilmişti. Arkasından Galatasaray yine Türkiye'ye ikinci Avrupa Kupası'nı getirdi, Süper Kupa. Buradaki süreçlere baktığımız zaman inanılmaz kırılma noktaları var. İşte Milan maçları vesaire falan birçok örnek sayabiliriz. Galatasaray taraftarının sezon içerisinde hocasının istifasını istediği çok sayıda maç vardı. Yaşı genç olan kardeşlerimiz hatırlamayabilir ama biz yaş itibariyle çok net tribünlerdeydik o dönemlerde. Hatırlıyoruz. Galatasaray'ın her kırılma noktasında kırılmasını bekleyen bir taraftarının olduğu süreç de vardı UEFA Kupası'na giden süreçte. Şimdi o günlere baktığım zaman bugünlere doğru bir değerlendirme yapmaya çalışıyorum. Galatasaray Kaosların içerisinden hep güçlü çıkan bir camia olmuştur. Bu enteresan. Oyuncu profillerine baktığım zaman kırılması muhtemel çok sayıda oyuncusu var. Hocası da zamanında kırılması muhtemel oyunculardan bir tanesiydi. Okan Hoca. Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesinin lige daha fazla kanalize olmayı sağlayabileceği ihtimalinin üstünde hala duruyorum. Galatasaray hala şampiyonluğun en ciddi favorilerinden bir tanesi. Bunu da şöyle izah edeyim. Sezon başında Avrupa listesine yazılması düşünülmeyen Berkan Kutluyla sol bek oynuyor Galatasaray ve ligde en büyük şampiyon adaylarından bir tanesi hala. 50 dakika forma giyebilecek Kaan Ayhan'la Banko Avrupa Ligi maçı oynuyor ve hala şampiyonluğun en ciddi favorisi. Şimdi burada takımlar arasında kıyas karşılaştırma yapmıyorum ama Fenerbahçe'nin maç içerisinde inanılmaz domine ettiği süreçler yaşadık. 5 tane attığı, bir 5 tane daha atabileceği pozisyonda kaçırdığı maçlar yaşadık. Galatasaray'a dönüp bakıyoruz. Bu kadro ile alakalı değil bu eleştirim. Yanlış anlaşılmasın. Berkay Özcan'ı yerine getirmeyi düşündüğünüz Berkan Kutlu'yla Solbek performansıyla şu anda bu pozisyondasınız. Galatasaray'ın kaoslardan beslenip ne kadar pozitif çıktığına bir işaret olsa da öbür taraftan ligin ne kadar kalitesiz olduğuyla da alakalı bir durum. Galatasaray yine sezonun sonuna kadar şampiyonluk sürecini götürecektir. Bu sene yapılmamış olan hamlelerin Yazın yapılması ihtimali de yüksek ihtimaldir. Şampiyon olsa da olmasa da bu arada. Tabi orada kulüp içi dinamikler vesaire falan filan var. Onlara ben çok girmek istemiyorum. Benim alanım değil. Ama şunu net olarak söyleyelim. Geçen sene Galatasaray'ın kaç tane idare edilmesi gereken adamı vardı? Bu sene kaç tane idare edilmesi yani toparlanması gereken adamı var? Geçen sene bakıyoruz. Sağ bekte Saşaboy toparlanmaya ihtiyacı olan bir oyuncu mu? Hayır, toparlayan oyuncu. Nelson toparlayan oyuncu. Abdülkerim toparlayan oyuncu. Sol bekte bir X faktör Torreira toparlayan adam. Sergio Oliveira toparlanan adam diyelim. Kerem Aktürkoğlu toparlanan adam diyelim. Raşit toparlayan adamdı. Mertens toparlayan adamdı. Icardi toparlayan adamdı. Galatasaray kadrosunda idare edilmesi gerekilen tek isim vardı. Galatasaray'ın en iyi oynadığı son dönemdeki futbol hatırlarsın. Fatih Terim döneminde Selçuk İnanlı, Melolu 4-4-2 dönemiydi. O kadroda bir tane idare edilmesi gereken adam vardı. Selçuk İnanlı. Şimdi benzer profil Sergio Oliveira'ydı Galatasaray'da geçen sene. 4-4-2 oynanmadı ama Mertens'in de net olarak 10 numara olduğunu söylemek çok mümkün olmaz. Isı haritasına baktığımız zaman ceza içinde bulunduğu sayı orta saha merkezinde bulunduğu sayıdan fazladır. Şimdi bu seneki kadroya bakıyoruz. Davinson Sanchez toparlayıcı olduğu kadar da savruk bir oyuncu. Sağ tarafta Kaan Ayhan idare etsin diye oraya konulan bir oyuncu ki yerine oraya oynayacak. Oraya gelecek. Çünkü o transfer edildiğine göre Galatasaray'ın az sahabeki oraya. Derek Kön toparlayabilecek bir oyuncu. Abdülkerim de aynı şekilde. Burayı geçtim. Kerem Demirbay doğru kurguda performans veren bir adam. Torreira toparlayıcı, bu da tamam. Galatasaray'ın daha savunmasından çıkarken iki tane idare etmesi gereken adam var bak dikkat edersen. Ön tarafa doğru geçiyoruz. Kerem Aktürkoğlu hala var. İdare edilmesi gereken adam Üç. Arkasına bir tane daha idare edilmesi gereken adam Zaha alındı. Sağ tarafa bakıyoruz. Tete en iyi performansını Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı vermiş. Potansiyel tabanına sahip fakat ondan sonraki süre zarfına bakıyoruz zikzak. Yani Tete de potansiyeli satın alındı o potansiyele ulaşırsa tete başarılı olacaktı. Potansiyeline yapıldı yatırım. Performansına değil. Ziyeş'e bakıyoruz. Ziyeş'in ismine yapıldı bu yatırım. Galatasaray Spor Kulübü bünyesindeki en yetenekli oyuncu. Hakim Ziyeş. Tek başına maç alabilecek en önemli oyuncusu Galatasaray'ın. İkinci oyuncuyu belki Icardi sayarsın ama Icardi'nin tek başına aldığı maçlarla Ziyeş'in tek başına Şampiyonlar Ligi'nde aldığı maçları yan yana getirdiğin zaman Ziyeş'inkinin daha fazla tek kişinin aldığı maç gibi göründüğünü görüyorsun. Fakat Ziyech'i de Galatasaray denkleme dahil edemedi. Bu kadar fazla idare edilmesi gereken oyuncuyu ne istinaden aldı Galatasaray? Bir. İkincisi hoca mesela nasıl bir kafasında varyasyon vardı? Nasıl bir verim alma kurgusu vardı? E Tete'yi gol bölgesinden bu kadar uzakta topla buluşturup oyun kurucu olarak kullanıp sonra skor alamamasından dolayı eleştirilmesi enteresan. Tete mükemmel bir futbolcu. Kesinlikle oynamalı demiyorum. Yani Tete'nin yatırım yaptığım potansiyel tavanı başka yerdeki başka bir görevdi. Burada başka bir şey oynuyor. Kaan Ayhan alınırken en fazla eleştiriye maruz kalan oyunculardan bir tanesi ben dahil. Kaan Ayhan'ı 0.75 orta saha 075 stoper gibi değerlendiriyordum mesela ama baktık ki orta sahada 2 kişilik performans gösterdi ben yanıldım stoperde de oynadığında 2 kişilik performans gösterdi ha 38 maçın stoperi olmayabilir ama 5 maçta seni kurtarıyorsa gayet yerinde bir hamle Kerem Demirbay sezon başında inanılmaz eleştirildi yan yana getiriyorum Kerem Demirbay'ın yapması muhtemel şeyler eleştirildiği şeyler başka bir oyuncunun yapması gereken şeylerden dolayı Kerem Demirbay'ın eleştiri aldığını görüyorum kimdir bu Gravenber mesela. Bu tip oyuncular aslında. Beklentiler onlar ama alınan Kerem Demirbay. Ben sana burada şöyle katkıda bulunmak istiyorum abi. Bence burada yönetimin de transfer komitesinin de bir hatası var. Transfer dönemine o kadar sükseli isimlerle başlandı ki abi. Işte örnek veriyorum Parades, Gravenberg. Bir ara Goretzka'nın ismi geçti. Hoyberg. Aynen Hoyberg ismi geçti. Sonra Endombele, Vesino gibi isimler gelince son gün transfer döneminde Galatasaray taraftarının önüne. Burada bence Galatasaray taraftarı da bir mental kırılma yaşadı. Bu mental kırılmayı da birinin üstüne bence yüklemek istediler. Bunlardan biri de orta sahadaki transfer edilen Kerem Demirbay'dı. Aslında Kerem Demirbay'ın profili bahsedilen isimler gibi bir 8 numara değildi. Daha çok böyle 10 numara oynayan, daha çok serbestlik isteyen bir oyuncuydu Kerem Demirbay. Ama gel gelelim ki süreçte bence Kerem Demirbay olumsuz eleştirileri olumluya çevirmeye başardı diye ben düşünüyorum açıkçası. Kerem Demirbay bir topluluğun fotoğrafı çekilirken fotoğrafa en son giren ama en fazla dikkat çeken oyuncu. Yani üçüncü bölgeye girişlerinden bahsediyorum. Hani ironik olarak böyle anlatmak istedim. Galatasaray'ın sezon başı ismi geçen orta sahalara baktığım zaman hepsi bambaşka profiller. Profil itibariyle Galatasaray'a uygun olan oyuncu Matteo Genduzi'ydi mesela. Galatasaray'ın ön alanda o baskılı presini İkinci dalga olarak sürdürebilecek, toplu oyunda istasyon olabilecek, gerektiğinde top taşıyabilecek, sağ ve sol ayağıyla etkili şutlar atabilecek. Şu bölgenin içerisine girdiği anda ekstra tehdit olarak, ekstra önlem alınması gerekecek. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bir oyuncu tehdit yaratıyor olması çok önemli. Tahmin edilebilirlik düzeyini düşürebiliyor olması çok önemli. Burada Kerem Demirbay'a tedbir alamama sebebi Türk savunmalarının bu. Çünkü Türk savunmaları yerleşik biçimde 3. bölgeye oturmuş takımlara karşı nasıl savunacağını biliyor. 3. bölge dışarıdan gelen adamı kimin tutacağını bilmiyor. Alan parselasyonu sıkıntı çünkü. Oyuncular 10'ar metrekarelik alanlarda neler yapabileceklerini top class seviyede biliyorlar. 20 metrekareye uzadığı zaman orada problemler başlıyor. Orada sallantılar oluşuyor. Kerem Demirbay bundan çok istifade etti. Oyun bilgisiyle götürüyor burada işi. Genduzi'nin gelmiş olduğu kurguya baktığımızda Galatasaray kenarlara bu kadar top taşırtmak zorunda kalır mıydı? Torreira progresif pas atmak zorunda olan bir rolde oynar mıydı? Davinson Sanchez ve Abdülkerim bu kadar fazla dripling yapmak zorunda olur muydu? Geçiş savunmalarında bu kadar geriye yönlü sprint atmak zorunda olur muydu takım? İşte bir profil bak ne kadar farklı kişiler etkiliyor. Vesino Vesino denildi. Vesino gelseydi kurguşu olacaktı. Biraz da ondan bahsedelim. Stoperler top rakip sahadayken. Vesino. Torreira. Aslında tam olarak da ikinci dalga presi olarak bahsettiğin şeyi Torreira üstünden kurgulamış olacaktın sen. Şimdi buradaki sıkıntı ne olacaktı? Icardi bastı. Ziyech, Tete ya da her kimse bastı. İşte Kama'da alındı ya hani Kama'da da bastı. Sol taraftan Kerem Aktürkoğlu geldi. Bekler oyunu daralttılar. Ön tarafta 2, 4, 6 kişilik bir baskı var. Bu baskıdan kurtulduğu anda yedek kuvvet Torreira. Baskıyı uyguladı. Vesin ile sürdürülebilir bir pres yapabilir miydi Galatasaray? Yoksa stoperler ekstra risk almak zorunda kalıp takımı daha da daraltmak zorunda mı kalacaktı Vesino ile birlikte? Stoperi çıkartırdın. Vesino'yu arkada süpürücü olarak kullanırdın. Yüksek Peki, ihtimalle. Galatasaray'ın planlamak istediği sürdürülebilir oyun mantalitesine uygun mu? Bence değil. Şimdi bir de diğer varyasyonu düşünelim. Alınabildi diyelim. Genduzi'yi aldınız. Torreira olması gereken yerde. Genduzi şu bölgede. 10 numara şurada kanat bekler vesaire. Herkesin yerleşimini şu şekilde yaptık. Galatasaray Icardi ve Mertens ile prese başladı. İki oyuncuya yerleştiler. Kanat oyuncuları bekleri geldi sıkıştırdılar. Arkadan Genduzi süpürücü olarak ikiledi hemen Torreira'yı. Arkada iki tane garanti stoperiniz var. Bekler de oyunu daralttı. Galatasaray'ın takım boyu düştü 25 metreye. Okan Hoca'nın istediği şey. Vesinolu ön alana baskı uygulayan stoperli arkada sigorta olarak bırakılan merkez orta saha oyuncusu sistematiği mi? ki ön alan baskısı bir kişi eksiliyor. Yoksa ön alan baskısını ikinci dalgayı sürdürebilecek ve stoperleri de öne çekebilecek kadar şiddetli baskı uygulayacak orta saha merkezi mi? Bence ikinci topları almak açısından bu varyasyon çok daha makul. Abi aslında çok güzel özetledim. Ben son olarak sana şunu sormak istiyorum. Galatasaray artık Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mücadele edecek. Kadronun genel yapısı itibariyle sarı kırmızıların rotasyonu artık sence ne olmalı? Bu noktada çok kilit bir cümle söylemek istiyorum. Türk futbolunun yazılı olmayan kuralıdır. Şampiyonluğu 13 ve 14. oyuncular belirler. Sezon boyunca ilk 11'de şu mu oynasın bu mu oynasın. Onun yerine şu mu alınsın, bu mu alınsın, bu tartışılır. Yazın ilk 11'lere sürekli hamleler yapılır. Bazı dönemlerde takımların, taraftarların özellikle rotasyonda şu oyuncu iyi olur, rotasyonda bu oyuncu iyi olur dediği süreçler vardı mesela. Kimler bu isimler? Donk Galatasaray açısından. Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Rotasyonla olduklarında katkı sağlayacağı düşünülen oyuncular şampiyonluklara ya da şampiyonluk kaybedilmesinde ana aktör oldular. Türkiye'de Sergen Hoca'nın 13-14 kişiyle bir şampiyonluğu var. 13. ve 14. adamlar inanılmaz kilit oyuncular. Fatih Terim'in başarılı olduğu süre zarfına baktığımız zaman kadroları sayarken adı aklına bile gelmeyecek ama sana maç alan birçok oyuncu sayabilirsin. 96, 97 fark etmez. 2011-2012 kadrosunu sayarken ilk akla gelen isimler mesela Emre Çolak, Engin Baytar falan mıdır? Değildir. Orada daha çok sükseli isimler ön plana çıkmıştı. Bedelsiz alınan Selçuk İnanlar, Engin Baytarlar değil. Diğer isimler. Diğerleri kayboldu gittiler. Bu bahsettiğimiz isimler şampiyonluğu alan isimler oldular. Galatasaray'ın 13 ve 14. adamlarına bakıyorum. Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz. Ana planın aktörleri değillerdi. Yani hiç kimse Ziyeş'ten önde görmüyordu herhalde. Abi acaba Barış Barış şu anda Alper. 13 ve 14. adamlar mı? Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz. Yani. Şimdi bu denklemi bu şekilde kurguladık. Kaan Ayhan ve Barış Alper bu kurgunun içerisinde ilk 11'in oyuncular oldu. Galatasaray'ın 13 ve 14. oyuncuları kim? Bence asıl soru burası şu anda. Yani çok geçmişe gitmemekte fayda var. Örnek vereyim ben. Sivas deplasmanında sadece Galatasaray'ın yaptığı değişikliklere bakmak yeterli olur. Şu anda 13. 14. adam olarak sayabileceğimiz Eyüp Aydın geliyor aklıma. İkinci bir isim söyle desen şu anda söyleyemem büyük ihtimalle. Bu performanslara göre. Vinicius alındı. Vinicius farklı oyun çeşitlilikleri yaratmak adına elini zenginleştirmek adına olabilir bir hamle. Ama ben mesela evden ekmek almak için çıktığımda ekmek alıyorum. Vinicius belki transferin son gününde düşeş geldi. Bunu da değerlendirelim. Bak oyun çeşitliliğimizi arttırır. Zaten her tarafa hamleleri yaptık denildiğinde alınacak oyuncuydu. Şu anda Galatasaray'ın yedek kulübesine baktığımız zaman oyunu değiştirmesi için ortaya atılan, senaryoyu yeniden yazması için rol verilen oyunculara bakıyoruz. Zaha, Tete ki bunlar ilk 11'e yapılmış hamleler. İkisi de Arkasından üçüncü isme bakıyoruz Eyüp Aydın. Eyüp Aydın da muhtemelen geldiğinde büyük çoğunluk şey olarak düşünmüştür. Oraya kiraya verelim. Bu Galatasaray'ın biliyorsun Urfa Spor'a sürekli bir kiralık verme şeyi vardır. Muhtemelen Eyüp Aydın da Urfa Spor'a kiralık olarak herkesin zihninde dolaşmıştır. Bugün üçüncü sokulması muhtemel oyuncu. Dördüncüsüne bakıyoruz Endombele. Galatasaray sahadaki 11'i fit tutmak zorunda sezon sonuna kadar. Bunu da ekonomik oynayarak sağlamak zorunda. Prag maçında %100 şarjın %80'ini 45 dakikada bitirdin. %20 ile 55 dakika oynamak zorunda kaldın. Netice ortada. Hikmet abi ağzına sağlık. Senin de emeklerine Aslında sağlık. güzel ve derin bir şekilde analiz etmiş olduk Galatasaray'ın kadro planlamasını. Burger King'in sunduğu kadro mühendisliği programıyla sizlerle birlikteydik. Programımızı beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.